Ne? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Yatıyorum. Ses duydum ben. Sen duydun mu? Evet, ben de bir ses duydum. Neydi o? Efsun. Aa! Emir. Biri gelmiş. Biri gelmiş, kim? Biri gördü bizi. Basıldık. Basıldık, vallahi basıldık. Kim gördü acaba? Basıldık, vallahi saçma sapan. Kahretsin ya. Kedidir belki. Ne kedisi Efsun, saçmalama. Kuş besliyoruz biz. Kuş var, kedi niye olmasın? Hayvansever bir klineyiz biz. Vallahi basıldık ya. Görmüş biri bizi işte, bittim ben ya. Bittim ben ya. He, sen bittin, ben bitmedim, öyle mi? Şu saçmalığa bak, şu rezilliğe bak ya. Nasıl açıklayacağız biz insanlara bunu? Hep sen bana niye sarılıyorsun ya? Niye sen bana sarılıyorsun? Ben mi sarılıyorum ya? Ben burada yatıyordum. Vantuz gibi geldin, yapıştın. Ne yaptıysan patladın. Ya ben buraya kırdım. Belli ki uykum gelmiş. Aydın içtim, ben içtim. Ben burada yatıyordum zaten. Sen geldin. Sen niye bu koltuğa yattın? Gitseydin şu sedyeye yatsaydın. Yer mi yok klinikte? Koca klinikte yer mi yok? Buraya... Tamam yeter buraya ya. Buraya geldi, yattı ya. Rezil olduk. Of ya, Allah kahretsin ya. Rezil olduk ya. Rezil olduk. Kapımızı kim görmüş bakalım? Nasıl anlayacağız kim ne olduğunu? Anlarız, anlarım ben. Ben anlıyorum. Benim altıncı hissim çok kuvvetli. Antep'ten gelen his. Gel. Gel ya. Bak kahretsin. Rezalet. Bak, o koltukta ilk ben uyudum. Tamam, ben uyuyakaldım. Sen kendine başka koltuk bulabilirdin. Ya sen geldin, ben geldim. Biz neyi tartışıyoruz şu an? Konumuz bu değil, tamam mı? Tamam, tamam. Uykumla yaptığım şey için sana açıklama yapmayacağım. Ama yani benim insanlık halde uykum gelmiş. Uyumuşum ya. Uyumuşum. Açıklama yapmayacağım. Uyumuşum ben. Sun, bağırma istersen. Herkes daha çok öğrenecek. Kim gördü acaba ya? Bilmiyorum. Bakıyor, görmüş olmasın bizi. Yok, onun mizacı öyle. Emin misin? Eminim, eminim. Bak, bakıyor hala. Hiç profesyonelliğe uyuyor mu bu lakayt davranışlar? Biz de bir şey zannediyorduk şu adamı. Vallahi sıtkım sıyrıldı ya. Bir şey söyleyeceğim, ben de hiç beklemezdim. Bu kliniğin de tadı iyice kaçtı. Ben Efsun geldiğinden beri de tuhaf olaylar oluyor sürekli zaten. Aklım almıyor. Bu adam bir de çok saygı duyulan bir cerrah. Hiç yakışmıyor bu hal hareketler, hiç yakışmıyor. Gördüler mi sence, yoksa genel dedikodu mu? İkisi de olabilir, ikisi de olabilir. Demek senin de haberin vardı. Kızım, ben Efsun'un dakika başına kaç nefes aldığını bilirim. O gece kalacağım demese bile ben zaten tahmin ederdim. Vallahi enteresan, yani bizde böyle şeyler pek olası değildir. Emir Bey ilk defa böyle burada kalıyor. Bak bu şüpheli işte. Niye ilk mesela? Bu arada rüyamda adımı sevkliyordun. Rüya değildir o, kabustur. Bir dakikaya buna hemen at, yoksa arkadaşın ortadan ikiye çatlayacak. Ölümle sebep olacak. Tamam. Bunlar da Metin Bey'in dosyaları. Kendisi müşahede altında, her şey tamam. Hiçbir problemimiz de yok. Olumlu olumsuz bir durumda benim olsun. Tabii ki de. Arkadaşlar, bu Emir niye soyunma odasında kıyafetlerini değiştiriyor? Bir de dün neredeymiş? Bir de tüm laf sokmalarıma rağmen bana cevap vermiyor, kale almıyor. Bu üçün cevabını istiyorum. Lütfen birazcık yavaş yavaş, adım adım, step by step halledelim. Ne olur, üç soruyla gelme. Başta bir gel, sonra üçe gel. Ya arkadaşlar, bu Ali Bıçakçı ile hepimizin tamam kişisel sorunları var. Ama fazla mı yüklendik ya biz bu adama? Yapma Taner Hoca, hemen yumuşama. Yumuşamayalım. Bana diyet yap dedi ya. Bana dedi, hadsiz. Sen kimsin ki bana diyet yap diyorsun? Aa, senin gibi slim fit bir insana diyet mi yaptı? Allah var ya, insanların hayatlarıyla kendi dertleri varken biz bir cerrahın kapıcısını çekecek değiliz. Lanet olsun Ali Bıçakçısı'na be. Ne oldu? Vallahi de yüksel. Yaşar'ı da delirttik. Baba. Beklemiyordum seni.
Geç otur. Seninle dün gece olanlar hakkında konuşmaya geldim. Ya sabaha zor ettim buradan. Bak o odada olanlar beni o kadar zor duruma sokuyor ki Emir. Baba bak aslında... Ya bir kadını bir erkek nasıl oluyor da ben anlamıyorum yani. Bunca zaman sonra nasıl oluyor da böyle ayrı düşüyorlar anlamıyorum ben. Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsedebilirim Emir? Annenle benden bahsediyorum tabii ki. Oda dediğin? Oda dediğim annenin böyle gizli saklı bir şeyler yaptığı için kullandığı... Ha tabii senin hiçbir şeyden haberin yok. Eve gelmediğin için hiçbir şeyden haberin yok. Bu bizim evde çatı katında kullanmadığımız bir oda var ya... Annen orayı böyle gizli bir şeyler için kullanıyor. Kapısı dersen kale kapısı gibi ya. 3 tane kilit takmış kadın. Ben anlamıyorum ki. Yeter söyledi. Bir takım adamlar böyle ellerinde kolilerle üzerinde kimyasal madde mi... zehirli madde mi ne yazan bir şeyler getirip bırakıyorlarmış. Yani... Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Ben anlamıyorum ki hiçbir şey. Ya kendine zarar verecek diye ben stres oluyorum burada. Ya annem kendine niye zarar versin? O zaman bana zarar vermek istiyor. Bak. Beni mi zehirlemek istiyor acaba ya? Ya ne güzel son zamanlarda bile tam da aramız iyiydi. Ama annen ruhsal yapıdan o kadar dengesiz ki bu da beni tedirgin ediyor. Tamam tamam merak etme sen ben onunla konuşurum. Ha, sağ ol eksik olma. Aslında ben de sana bir şey soracaktım. Bana mı? Sana. Ha, sor. Efsun'un cerrah olduğundan haberin var mıydı? Vardı. Tabii ya. İşinize gelince gizli işlerinize beni dahil edin. İşinize gelmeyince de... İyi de bu Efsun'un sırrı benim değil ki. Efsun mu söyledi sana bunu? Hayır. Ama cerrahlığı neden bıraktığını bulacağım. Kaya Bey, Pervin Hanım sizi çağırıyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Bana bak, annenle mutlaka konuş ha. Tamam. Bir sorun mu var Metin'le alakalı? Ne oldu? Yok yok, merak etme. Metin gayet iyi. Ben buraya seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi? Nedir mevzu? Efsun ben Amerika'ya geri dönüyorum. Ciddi misin sen? Şaşırdın mı? Yani başından beri zaten istediğim bu değil miydi? Ali sana en başından beri söylüyorum. Benim seninle bir sorunum yok. Ama senin burada olman bazı işleri biraz karıştırıyor. Hangi işleri? Gönül işlerini mi? Gönül işi falan yok. Efsun ben dün bütün gece seni bekledim. Üzgünüm Ali ben uyuyakalmışım o yüzden. Emir'in kollarında. Sizi gördüm. O gördüğün gibi bir şey değildi. Emir'in kollarında falan ne demek o? Uyuyakalmışız yani biz öyle aslında... Efsun tamam bitirmeme izin ver. Ben burada kimsenin beni istemediğini biliyorum. Ekibinde, senin de. Açıkçası ben de burada olmaya bayılmıyorum. Ama buraya ilk geldiğimde bir umudum vardı. Sana dair, eski Efsun'a dair, bize dair, unutamadığım geçmişimize dair, belki tekrar olmamıza dair. Ali ama sen beni çok yanlış anlamışsın. Efsun senin gönlünde başka biri var. Konu o değil ki. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Sadece dün geceden de bahsetmiyorum. Efsun senin kafan karışık. Belki kafan karışık olmasaydı bana başka şeyler hissedebilirdin. He pardon, neyse sonra gelirim. Yok yok gel Emir. Ben de çıkıyordum zaten. Tarzın çok güzel olmuş Binnur. Aa, ne oluyor ya? Hangi dağda kaç kurt öldü? Pervin Hanım acil sizi bekliyor. Neden? Ne oldu? Dün gece yaptığınız gizli ameliyat var ya. Sosyal medyaya düşmüş. Bütün Türkiye sizi konuşuyor şimdi. Of. Ünlü oldunuz, selebriti.
seyirciler, bugün sizlere tıp dünyasına örnek olmasını umduğumuz büyük bir sosyal medya kampanyasına imza atarak bir gencin hayatını değiştiren Bloom'un Mutual'in gerçekleştirdiği yüz nakli operasyonundan bahsedeceğiz. Tamam, biliyorum kızgınsınız. Klinikten habersiz yaptık ama bu tamamen benim suçum. Benim suçum. Emir hiç istemedi. Ben çok ısrar ettim. O yüzden kabul etmek zorunda kaldı. Muhteşem bir iş yaptınız. Bravo. Takdire şayan. Nasıl? Kızmadınız mı? Senin kurulun izin vermemesine rağmen inisiyatifi eline alıp Metin Bey'in tahlillerinden operasyona kadar olan tüm süreci organize edişin. Senin bu operasyonu yapmaya kabul edişin, hatta Ali Bıçakçı'yla beraber olma bahasına kabul edişin ve başarıyla üstesinden gelişin ve bütün bunların ötesinde bir takım oluşunuz gerçekten muhteşemdi. İşte şimdi gerçekten ortak oldunuz. Yani sen bütün bunları biliyor muydun? Elbette. İyi bir yönetici olmak bunu gerektirir. Nereden biliyordun? İçeride çok sağlam bir ajanım var diyelim. Kim? Kim efendim? Kim? Bilmiyorum ki. Ama madem bu sizi böyle güzel bir ortak yapıyor, bu seferlik görmezden gelebiliriz ya Pervin'cim. Bence de Kaya'cığım. Ama bundan sonra aramızda böyle sırlar olmasın, tamam mı? Takım arkadaşlığı şeffaf olmayı gerektirir. Yani bana göre hava hoş. Anlaştık o zaman. Süper. Senin elin mi titriyor? Ha şey ya, önemli bir şey değil o. Hayır bir an şunu anlamadım. Peki basın nereden öğrendik yaptığımız bu gizli operasyonu? Kuşlar diyelim. Bu arada ben sadece toplantı için buradayım. Birazdan çıkacağım. Tamam. Peki o halde. Hoşça kalın. Vallahi pek bir keyfim yerinde. İlk defa böyle kliniği sahipleniyor Yusuf. İşte şimdi gerçek bir patron oldu. Kesinlikle. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Aç bakalım, aç. Siz giderken biz dönüyorduk diyorlar yani. Aman, ne derlerse desinler. Ben olay çıkar sanıyordum ama çok şükür. Evet. Gerçi Pervin Hanım her an başka bir hainlikle gelebilir. Ya bu klinikteki ajanları kim acaba? Sence kimdir? Vallahi herkes olabilir. Sonuçta burayı kuranlar onlar. Bir ara korktum. Dün geceki meseleyi de biliyorlar mı diye korktum. Neyi? Dün geceki şeyi işte. Neyi? Ne oldu dün gece? Elinin körü oldu canım. Canım. Birileri dün gecenin etkisinden çıkamadı herhalde. Emir. Tamam tamam, sana da takılmaya gelmiyor hiç. Ve sonuçta ikimiz için de bir önemi yoktu yani, değil mi? Herhalde. Saçma sapan bir şeydi. Ayran etkisindendi. Neyse. Bizi görenin kim olduğunu buldum ben zaten. Kim? Ali Bıçakçı'ymış. Neyse. Ali de gittiğine göre bir sorunumuz kalmadı demektir. Bizim tek sorunumuz Ali miydi? Diğer sorunlar bana sadece keyif veriyor. Seyirciler, Blooming Beauty'nin gözde cerrahı Emir Demirhan'ın önderliğinde gerçekleşen bu ameliyat, aylardır yüzünü bir maskenin arkasına gizleyen Metin Bey için imkansız görünüyor. Hayır hanımefendi, ücretsiz botoks yapmıyoruz. Biz öyle bir klinik değiliz. Hayır hanımefendi, ne demek ya? Sizin biz botoks... Nasıl? Biz sizin botoksunuz için niye yardım kampanyası düzenliyoruz? Hayır ya, hayır da güzellik mi olur canım? Aa! Deli mi ne? Hanımefendi, aynı sözler sizin için de geçerli. Ücretsiz silikon mu? Hanımefendi, silikon vadisi mi burası? İyi artık, iyi onu da yapalım. Oldu, oldu evet. Delirmiş bunlar ya. Bacım, Efsun Hanım nerede?
Ben onu arıyorum da. O bir kadın arıyordu hani. Ben onu buldum. Fotoğrafını da çektim. O kim ya? Ne bu? Kim ki bu? Flu bu. Bir insan mı bu? Ne bu? Anlamadım ben. Ne yapalım bacım? Eski telefonla bu kadar oluyor ancak. Şimdi ben Efsun Hanım'ı bulursam eğer maaşıma zam isteyeceğim. O zaman yenisini alacağım. Sen burada mı çalışıyorsun ki? Oho bacım, senin dünyadan haberin yok. Yani normalde Binnur bilir de... öyle yoğunluktan herhalde araya kaynamışsın, gözümden kaçmış. Blooming Beauty. Bak, bak görüyor musun şu resimdeki kadını? Ne piska saçlı, ceylan gözlü. Hı-hı. Uzun boylu, şöyle. Anladım. Ben kendilerine ileteyim, size geri dönüş sağlayacağım. Tamam. Vallahi eserekli bu kadın ya. Hocam telefonlarımız susmuyor. Mail kutumuz da kilitlendi. Dolayısıyla kimseye yetişemiyoruz tabii. Ayrıca hangi vakaları kabul edip hangilerini etmeyeceğimi bilmediğim için de kimseye bir şey diyemiyorum. Tamam. Aç birlikte bakalım. Tabii ki. Şimdi yarı dudak bir bebek hastamız var. Alalım. Alalım. Tamam. Bir tane liposakşınımız var. Hayır. Meme rekonstrüksiyonu. Kanser sonrası mı? Evet hocam. Alalım. Gözaltı dolgusu. Hayır. Yapışık parmak vakası. Kaç yaşında? 6 yaşında. Alalım. Tamamdır. Ya Emir, tamam görüşmeyi alalım bu insanlara ama umut vermiyor muyuz? Bizim bütçemiz yok. Önce dosyalarını isteyelim, inceleyelim. İçlerinden bir tane seçeriz. Ama bizim çok acil bir şekilde cerrah ihtiyacımız olacak. Nasıl bulacaksak. Efsun, sıkma canını. Adım adım, tamam mı? Yapacağız. Ay, Nur, sakin ol, nefes al. Ay, az önceki telefon konuşmamı anlatayım da siz bakalım sakin kalabiliyor musunuz? Ne oldu? Adamın biri aradı. Oğluna 100 ameliyatı yapmanızı istiyormuş. 100 ameliyatı derken? Ya işte çocuk bir kaza mı ne geçirmiş? 100 nakli olmasa da yüzünün yenilenmesini istiyorlarmış. Binnur, biz de tam bunu konuşuyorduk. Yani bizim bu ameliyat için bütçemiz yok, yapamayız yani. Hatta Metin'in ameliyatını bile yardım kampanyasından yapmadık ki. Saadet Hanım olmasaydı olmayacaktı o ameliyat. Şöyle şimdi, adam bütün masrafları, yani operasyonun bütün masraflarını kendi karşılıyor. Esas bomba, kliniğe 300 bin dolar bağış yapıyor. Ne? Emir, biz bu parayla bütün hastalara bedava bakabiliriz. Bilmiyorum, bana garip geldi. Kimse durduk yere bu kadar büyük bir bağış yapmaz. Ya yapar. Ya şöyle küçük bir detay var. Adana'da yaşıyorlar ve sizin Adana'ya gelmenizi istiyorlar. Kabul ederseniz eğer, görüntülü konuşmak için bekliyorlar. Olur, konuşuyoruz. Arayın hemen, arayın. Konuşalım, bir görüşelim. Nur ya, 300 bin dolar. Tamam, konuşalım. Hadi. Ay evet, gideyim ben. Hadi. Şimdi benim oğlumun belden aşağısı tutmuyor. İstanbul'a da o yüzden getiremiyorum. Zaten bu kazadan sonra da hiç dışarı çıkmıyor. Anlıyorum. Peki oğlunuzu en azından bir kameradan da olsa görsek? Keşke doktor bey. Katiyen göstermez kendini. Dedim ya, bu kazadan sonra yüzü parçalandı ya bunun şimdi. O yüzden böyle konu komşu, işte akrabaların yanına bile çıkmıyor. Bitti çocuk, bitti. Psikolojisi bitti gitti ya. Vallahi kendini odasına kapattı. Hani var yok internet. Yani zaten bu sizi de oradan duymuş. Peki bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Ya, oğlumun yüzünü tamamen değiştirmenizi istiyorum doktor bey. Hani böyle işte ağzı, işte burnu, gözü, kaşı. Böyle Metin Bey'i duyunca da bizde de bir umut doğdu. Allah'a şükür yani benim maddi durumum da iyidir. Yani yeter ki oğlum düzelsin. Bakın, hastayı görmeden ne yapıp yapamayacağımızı söylememiz mümkün değil. Allah rızası için doktor bey. Bak çok rica ediyorum, gelin burada bir görün kendisini. Yani ne lazımsa yapacağım ben. Ne gerekiyorsa vereceğim. Hani gelirsiniz böyle bir bakarsınız. Yok yapamam dersiniz, gidersiniz. Ama ben size olan böyle sözümü yerine getireceğim. Yani bağışımı yapacağım. Başkalarına da bir faydamız dokunsun değil mi? Yani şunu bilmenizi istiyorum ki siz benim son umudumsunuz. Tamam. Tamam Bahattin Bey.
Emir Hoca en kısa zamanda oğlunuzu görmeye gelecek. Gelecek, gelecek. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Yani şimdi o zaman ben sizi havaalanında hemen karşılatacağım. Siz sadece bana saatini söyleyin. Ondan sonra evinize amadeyim. Ne istiyorsanız olacak. Tamam mı? Haydi o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay. Mesum. Bak yine aceleci davranıyorsun. Ya Emir. Adamın haline baksana. Çocuğuna yardımımız dokunursa ne güzel olur. Ya hem yaptığı bağışla da ücretsiz yapacağımız ameliyatlarımız için fonumuz olur. Ha bir düşün. Peki. Öyle olsun. Çok sevindim. O zaman ben gideyim. Canan'la konuşayım. Hemen sana yarına hemen bir bilet bulsun. Çünkü senin sağın solun belli olmaz. Her an vazgeçebilirsin. O zaman söyle iki bilet alsın. Çünkü sen de benimle geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Hatta Ali de olmadığına göre gelmekle kalmayıp benimle ameliyata birlikte giriyorsun. Ne alaka ya? Benim ne işim var ameliyatta? Ben ne anlarım? Tenini mi sileyim senin? Ne yapayım? Tövbe tövbe. Ay neyse. Keşke sen de cerrah olsaydın. Ameliyatlara birlikte girerdik. Ayrılmaz bir ikili olurduk. Ya bu halimizle birbirimize katlanamıyoruz ki biz. Ne ayrılmaz ikilisi? Ay Allah korusun. Neyse. Benim işim gücüm var. Görüşürüz. Ben ayarladım bileti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.